Şaka be. Bunlar niye yapıştın ya? Harbiden. Omuzlar küçük oldu 2000 metrelik. Tamam, üçüncü kahvaltımız. Çok lezzetli değil mi yediğimiz her şey? Evet. Aslında patates kızartmaları gözükmüyor diye üzülüyorum şu an. Biz artık kahvaltı yapmıyoruz, brunch yapıyoruz. Dışarı döktün mü hiç? Yarı yapayım. Çeçe şu anda yemekten sonra çok tembel takılıyoruz. Çeçe şey gibi, közde patates atarsın, bir tanesini unutursun ya. Hı hı. En son kalan çeçe işte. Kendi kendine suyu oluyor. Oho, Ceren'kine bak. Omuzlarımı çok şey yapmayın ya, omuzlarım biraz acıyor. Altı ıslak çıkıyor lan. Evet, küvet toplamış diyorum ya. Ondan yakıyor. Nasıl sinekler? Burada da var belki. Günün en sıcak vaktinde genelde kitap okuyoruz ya da gölgede sohbet ediyoruz. Bunun yanında ufak el işleriyle de uğraştığımız oluyor. Berker'in yattığı, bugün kısa süre içinde bitirmiş olduğumuz şezlongvari bir oturak. Çeçe bunu daha yeni tamamladı. Bu da burada demirbaş olarak kalacak. Aynı taş olduğu gibi. Şu an yemek için 5 şişik oturağımız mevcut. Masayı iyice sağlamlaştırdık. Buralarını gömdük. Süper oldu. Onun dışında çamaşırlığımız var. İşlevsel ama biraz görüntüyü bozuyor. Bunu da bir çözüm getireceğiz tabii ki. Şöyle 3 tane de çadırımız var. Ayakkabılarımız bile var. Evet. Yemekler yerden yüksekte duruyor. Tabii herkes benim gibi YouTube takılmadığı için boş işler. Kitap, kültür falan takılıyorlar yani. Kimse kalmadı buralarda. Bir biz kaldık. Şu elemanlar da şu gölgeliği iyi yaptılar. Biz daha iyisini yapacağız. Aynen öyle. Bekleyin. Takip et lan Turgut Yoldaş, görürsün giderken ne yaptığımız çocuğa diyor. Şimdi kampa yeni bir güncelleme getireceğiz. Şuraya bir gölgelik yapacağız. Şu altındaki şezlong 7-24 gölge kalacak. Bunun için de şuradan hop ormana dalıp bu arkadaşlardan toplayacağız bolca. Hadi başlayalım. İşin en güzel tarafı da ihtiyacını, yapmak istediğin şeyi tespit edip ham maddeye gidip ormandan alıp gelebiliyor olmak. Ölçülerini aldık az önce. Çekemedim. Ellerim doluydu. Şimdi yemek molasından önce geldiğimiz noktayı da şöyle gösteriyorum. Şu an bir şeye benzemiyor zannediyorsunuz ama şuradan enerjiyi bir alalım şöyle hop. O zaman göreceksin. Nerede? De bile vuramazsın. Yapıştırda görürsün dev gencin yumruğu nasıl patladı. Neredeyse bitecek. Şimdi şu yerdeki şu fazlalığı üzerine atacağız. Bir de en son bir dokunuşu var. O da mükemmel olacak. Göstereceğim. Bunları şöyle gelişi güzel koyuyorum. Biz ormana gidiyoruz. Efsane şeyler toplayacağız. Şu gördüğünüz otlar ya nasıl böyle kokmayı başarıyorlar? Harika ya. Hiç tipinden kokacak bir şey benziyor mu? Şimdi bunları neresinden çekeceğiz, neyle çekeceğiz? Bir testereyle dalayım önce ben de. Bana anlatmayın lan sakın, yok doğayı katlediyorsun da yok falan. Yabani ot işte de ne? Aynen kardeşim, bence de. Bunun ürettiği oksijenden de olur abi. Şunun ürettiği oksijen tamam da. Güneşin alnında bütün gün işkence çekiyor çiçekler. Onun da bir canı varmış. Aynen öyle. Bir şey üretmeyi öyle seviyorum ki enerjim hiçbir zaman bitmiyor. İki tane dalı var, ikisi büyük, bir tanesi daha küçük. Bunu altta bırakacak şekilde şuraya geçiriyorum. Artık bu burada her türlü durur. Tabii ki bu kadarla sınırlı kalmayacak. Bunların üzerinden bir kez daha bağlayacağız. Şimdi bütün çatıyı bunlarla çevireceğiz. Bir şeyler inşa etmeyi gerçekten çok seviyorum. Üretim bu hayatta en çok sevdiğim şey. Bu yüzden enerjim hiçbir zaman bitmiyor. Ben şansa inanmam. Bugün ne dedim biliyor musun? Ah dedim, bir salça olsa da makarna yapsak. Ve sürpriz olsun, söylemiyorum. Beğenin, evet. Beğenin, yarınki sürprizi görün. Bu ne lan? Ben bilmiyorum da. Sana bir şey göstereceğim şimdi, hazır mısın? Tepkini çekmek istiyorum. Öyle yap. Ulan maymuna dönmüşsün. Oğlum çok iyi bu ne? Bakın ne oldu? Gülme ama çok çirkin oluyor. Dur. Bir bak bakayım, böyle dur. Kanka tam niga oldun ha. Tam niga oldun kanka. Aramadır sürekli. Olaya bak. Oğlum çok iyi lan. Acıyor mu? Ya bak. Yanma falan ya. Banu Alkan. Karlıköy'ün olmanı biliyor musun? Bilmiyorum. O da çok güzel söylüyor. Değil mi? Zaten sözleri hep iki kere tekrar ediyor. Bir tanesini öğren sözleri, ikincisini de eşlik et. Küçük dostumuz Buffy'ye merhaba deyin. Buffy'ye odaklayamadık bir türlü. Buffy. Rampaya çıkarken bakabilir abi. İşte buraya dediğim gibi ya böyle arabalarla geliyorsunuz ya bizim gibi yürüyerek geliyorsunuz. Yani başka türlüsü yok. Bunlar kendisi düşmüştür. Baksana yere atınca bile kırılıyor bazıları. Düzlet, şunun üstüne dikine koyabilir misin? Öyle mi? Hepsini. Kamerayı alabilir misin? Bir de yeterli mi kaldı? Ormanda yürüyüşe bak, yürüyüşüm değil. Fail. Kestik. Devam. Bırakıp gittiğimiz yere bakın. Kamp bitti. Kamp çıktı. Şimdi normal ama. Oh yani çanta hafif geliyor ya. Nasıl dinlenmişim. Aynen. Hadi artık gidelim. İnsan bir şeye karar verdiği zaman, karar verdiği sırada hiç öngöremediği, düşünde bile aklına gelmeyen bir yöne doğru şiddetli bir akıntıya kapılıp gidiyor. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi var. Ve eğer siz bu hazineye ulaşmak istiyorsanız, geri dönmekten çok.